inek sütü özellikle ürün haline geçirilmemiş haliyle, yani marketten aldığımız haliyle mümkünse 1 yaşından önceki bebeklere verilmemeli. Yoğurt, muhallebi, peynir şeklinde başlanabilir. Başlanırken de yine dikkatli olduğumuz inek sütü alerjileri açısından önemli. Bal başlamayı tercih etmediğimiz mümkünse diye 1,5 yaşlarından sonra önerdiğimiz bir hayvansal besin. Hem içerdiği bazı toksinlerin bebeklerdeki zararlı etkilerinden dolayı hem de yüksek şeker içeriği nedeniyle mümkünse 1-1,5 yaşlarından sonra tüketilmeli. Yumurtanın sarısı 6. 7. aylardan sonra kahvaltı içerisinde kullanılabilirse de yumurtanın akı mümkünse 1 yaşından sonra başlanılmalı. Çay, kahve, çeşitli meşrubatlar, gazlı içecekler mümkünse çocuklara hiç tanıştırılmamalı. Yine çikolata hem besin içeriğinin düşük olmasından hem de alerji potansiyelinin yüksek olması nedeniyle mümkünse 2-2,5 yaşlardan sonra tanıtılmalı. Diyet ürünleri doktor tarafından tercih edilmedikçe çocuklarda şişman bile olsalar 4 yaşına kadar mümkünse kullanılmamalı. Boğaza kaçabilecek özellikle olan kuru yemişler, pastil, sakız gibi besin değeri düşük olan yine boğaza kaçabilme potansiyeli olan besinler mümkünse 3-4 yaşlarından sonra kontrollü bir şekilde tüketilmeli. Dondurulmuş hazır gıdalar, hazır köfteler, hazır hamburgerler, hazır pizzalar içerdikleri katkı maddeleri nedeniyle mümkünse ileri yaşlarda hatta mümkünse çocuklarla pek tanıştırılmamalı. Bir takım alerji potansiyeli bazı alerji potansiyeli yüksek meyveler, kivi gibi, avokado gibi, çilek gibi ya da gaz potansiyeli yüksek portakal, mandalina gibi midede yanma problemlerine neden olabilecek besinler daha ileri zamanlarda, daha ileri yaşlarda çocukla tanıştırılmalı. Yine salam, sucuk, sosis gibi katkı içerikleri yüksek kahvaltılıklar, şarküteri ürünleri mümkünse ileri yaşlarda tanıştırılmalı. Deniz ürünleri ve balık verilirken de çocuk alerji açısından takip edilmeli.